Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, bisküvi kullanmadan, kek hazırlamadan, fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz tatlı tarifim var. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle tenceremin içerisine 200 gram margarin veya tereyağımızı alalım. Ben tereyağı kullandım. Margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağımın erimesini bekliyorum. Yağımız gördüğünüz gibi erimeye başladı. Bu kadar yağ kullanma sebebim 1,5 ölçüden yapacağım arkadaşlar. İçerisine 1,5 su bardağı unumu ekliyorum. Toplamda 200 gram yapıyor. Güzel bir şekilde karıştırıyorum ve unumun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kadar kavurmamız yeterli. Unumu güzel bir şekilde kavurdum. İçerisine 1,5 litre sütümü ilave ediyorum. 1,5 litre sütten hazırladım arkadaşlar. Biraz fazla olmasını istediğim için ölçüleri fazla yaptım. Sizler isterseniz 1 litre sütten de hazırlayabilirsiniz. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşmasını bekliyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Eğer karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar arkadaşlar. Kaynama noktasına geldiğinde içerisine şekerimi ekliyorum. 200 gram şeker kullandım. Herkesin evinde bulunan su bardakları 160 gram yapıyor arkadaşlar. Ben 200 gram kullandım. 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve koyulaştı. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutuyorum ve ocağımdan alıyorum. Ocağımdan aldıktan sonra çırpıcım ile 1-2 dakika boyunca çırptım. Daha pürüzsüz bir kıvama gelmesini istediğim için bu şekilde yaptım. İsterseniz çırpmadan da direkt koyabilirsiniz. Bu tatlıyı büyük boy yuvarlak borcam için hazırladım. Borcamımı öncelikle su ile ıslattım. Islattıktan sonra içerisine tavuk göğsü tatlımı döküyorum. Üzerine spatula ile güzelce düzeltiyorum. Ve bir kenara alıp ılımasını bekliyorum. Tavuk göğsü tatlım soğurken ben de çikolata sosunu hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 2 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3-4 yemek kaşığı şekerimi alıp kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine 400 ml 2 su bardağı sütümü ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum ve ocağımda kaynayıp kolaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Kaynayıp kolaşana kadar karıştırıyoruz. Çikolata sosum kaynamaya başladı ve koyulaşmaya başladı. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutuyorum ve daha sonra ocağımdan alıyorum. İsterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz ama evde yapmanızı tavsiye ederim. Daha lezzetli oluyor. Koyulaştıktan sonra ocağımdan aldım. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı. Bu şekilde 2-3 parça da sütlü çikolatamı ekledim. Eriyene kadar karıştırıyorum. Küçük bir kase kadar kırılmış fındık için de içerisine ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum ve çikolata sosumu ılımaya bırakıyorum. Ildıktan sonra da tatlımın üzerine gezdireceğim. Çikolata sosum ılıdı. Bu arada tatlım da soğumuştu zaten. Çikolata sosumu üzerine gezdiriyorum. Her yerine gezdirerek döküyorum. Bu şekilde dağıtması daha kolay oluyor. Spatula ile her yerine eşit miktarda dağıtıyorum.
Gördüğünüz gibi tatlımızın yapım aşaması sadece bu kadar arkadaşlar. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Tatlımı buzdolabıma kaldırıyorum. 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda tatlımı dilimliyorum. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Öncelikle 5 dilim olacak şekilde dilimledim. Daha sonra bu kısmını da 5 dilim olacak şekilde dilimliyorum. Tarifimi beğenirseniz arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Üzerini süslemek için çikolata parçacıkları kullandım. Bu şekilde çikolata parçacıklarımı üzerine döküyorum. Tatlımdan bir dilim aldım ve kıvamına birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kıvamı var. Ağzınıza erip gidecek. Oldukça lezzetli bir tatlı oldu arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.